Aslında karşı taraftan en doğal insani özellikleri beklemek cinsiyete özel bir durum değil. Kadınların da erkeklerden, erkeklerin de kadınlardan bazı beklentileri var. Karşılıklı ne kadar yerine getiriyoruz tartışılır ama bir kadının bir erkeğe tamamen teslim olabilmesi için yerinde olması gereken özellikler az buçuk belli. Bilim insanının yaptığı araştırmalar sonu kadınların erkeklerde çekici bulduğu özellikler tespit edilmiştir. En çok işe yarayan 10 özelliği bu videoda görebilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Düşünceli davranışlar. Erkekler düşüncesiz olduğu için bunu istemiyorlar. Yanlış anlamayın. Sadece düşünceli olmak onlara öğretilmediği için bunun biraz eksikliğini yaşıyorlar. Yoğun iş temposundan, sıkkınlık ve stresten dolayı karşı tarafı düşünmeyi biraz ıskalayabiliyorlar. Oysa her kadın düşünülmek, en azından bunu hissedebilmek ister. Çok büyük hareketlere gerek yoktur. Bazen bir telefon, bazen de tek bir çikolata, çiçek büyük iş görür. Güzel hikaye anlatabilmek. Kadınlar kendini iyi ifade edebilen erkeklere özellikle çekici buluyor. 3 farklı çalışmanın yer aldığı bir araştırma, hikaye anlatabilmenin kadınların kısa süreli ve uzun süreli ilişkiler için tercihlerini ortaya koymayı amaçlıyor. İlk çalışmada kadınlara potansiyel partnerlerinin hikaye anlatma kabiliyetleri hakkında bilgiler sunuluyor. İkinci çalışmada ise kadınlara potansiyel partnerlerinin kaleme aldığı belirtilen iyi ya da kötü yazılmış çeşitli hikayeler okutuluyor. Araştırmalar şu sonuca ulaşıyor. Kadınların ağzı laf yapan erkeklere uzun bir ilişki yaşamak için daha sıcak bakıyor. Kısa süreli ilişkiler içinse hikaye anlatma kabiliyeti kadınların tercihlerine etki etmiyor. Mizah. Kadınlar kendilerini güldürebilen erkeklere bayılıyor. Çünkü iyi bir mizah anlayışı, yüksek zeka, yaratıcılık ve yeni nesillere aktarabilecek diğer iyi genetik özelliklere işaret ediyor. Araştırmacılar 200 erkek, 200'ü kadın, 400 üniversite öğrencisi üzerinde soyut akıl yürütme, sözel zeka, mizah yetenekleri ve eş bulabilme başarıları üzerine bir çalışma gerçekleştiriyor. Beklendiği üzere mizah yapabilmek yüksek bir zekaya işaret ederken, sözel zeka ya da iyi mizah yapabilmenin ön koşulu olarak kabul ediliyor. Bu da ilişkilerdeki başarıya ve kişinin cinsel partner sayısına etki göstererek mizahi kabiliyetin evrimde seçilimi olumlu etkileyen bir zihinsel nitelik olduğuna işaret ediyor. Fedakarlık. Araştırmalar kadınların bonkör erkekleri beğendiklerini, özellikle de uzun süreli ilişkiler için tercih ettiklerini gösteriyor. Ancak fedakarlık dış görünüşten mühim mi? Bir çalışmada kadınlara farklı derecede fiziksel çekicilikteki erkeklerin fotoğraflarını gösteren araştırmacılar, erkeklerin çeşitli sosyal durumlarda yaptıkları ya da yapmadıkları fedakarlıkların örneklerini anlatarak sonrasında erkekleri ne kadar çekici bulduklarını noktalamalarını istiyor. Özellikle uzun süreli ilişkiler için kadınlar fedakarlık örneği gösteren erkekleri daha olumlu puanlandırıyor. Sağlıklı ve fit bir vücut. Genellikle kadınları etkilemek için herkes Channing Tatum gibi kaslı olmak gerektiğini düşünüyor. Ama aslında bu doğru değil. Çünkü kadınlar büyük pazılardan ve çok fazla karın kasından neredeyse hiç etkilenmiyor. Onun yerine yağsız, sağlıklı ve fit bir vücut kadınlara daha çekici geliyor. Klasik kıyafetler. Cool görünmek bir açıdan da aslında doğal olarak ortaya çıkan bir özellik diyebiliriz. Cool olmaktan daha da kötü bir şey varsa o da cool olmak için çok fazla çabalamaktır. Maalesef cool olmayan birisi o şekilde gözükmek için kendisine uygun olmayan kıyafetler giydiğinde bir aptal gibi görünüyor. Neyse ki klasik görünüm benimsenmesi daha kolay. Basit bir tişört, bir kot pantolon ve bir Converse genellikle yeterli oluyor. Takım elbise giyen erkeklerin ise genellikle kadınların daha çok dikkat çektiği gözlemlenmiştir. Koku. Erkek dediğin her daim güzel kokmalı. Hiçbir kadın ter kokan bir adamla öpüşmek daha iyi istemez. Üstelik gerçekten güzel kokan bir erkek her kadının dikkatini çekebilir. O yüzden bir kadını etkilemek istiyorsanız kendinize yakışacak, ona sizi hatırlatacak ve hatta mümkünse onu baştan çıkaracak bir parfüm seçin. Kaş yapayım derken göz çıkarmak istemiyorsanız da seçtiğiniz parfümün kesinlikle hacı yağı gibi ağır kokmamasına dikkat edin. Centilmenlik. Evet, centilmenlik gerçekten öldü. Bugün bırakın centilmen bir erkeğe, kibarına bile rastlamak çok zor. O yüzden günümüzde azıcık da olsa centilmen davranışlar sergilemeyen erkekler kadınlara hep çok çekici geliyor. Arabaya binerken kapısını açmak, dar bir koridora girdiğinizde ona yol vermek, kalabalık bir ortamda tuvalete gideceğini söylediğinde ona eşlik etmeyi teklif etmek. Bu ve bunun gibi ufak centilmenlik hareketleri hemen hemen her kadını etkiliyor. Centilmenlik. Evet, centilmenlik gerçekten öldü. Bugün bırakın centilmen bir erkeğe, kibarına bile rastlamak çok zor.
O yüzden günümüzde azıcık da olsa centilmen davranışlar sergilemeyen erkekler kadınlara hep çok çekici geliyor. Arabaya binerken kapısını açmak, dar bir koridora girdiğinizde ona yol vermek, kalabalık bir ortamda tuvalete gideceğini söylediğinde ona eşlik etmeyi teklif etmek. Bu ve bunun gibi ufak centilmenlik hareketleri hemen hemen her kadını etkiliyor. Saç, sakal, bıyık. Kendinize yakışan saç, sakal ve bıyık tarzınızı bulun. Moda diye aynı tarz bıyıkları bırakan erkeklerden bıktık. Size özel bir tarzınız olsun. Kimseye benzemeye çalışmayın. Eğer saçlarınız uzunsa asla yağlı olmasın. Eğer kısaysa enseniz her zaman temiz olsun. Güzel bir ense tıraşı çok seksi olabilir. Saçlarınızdaki veya sakalınızdaki beyazlar çoğu kadına seksi gelebilir. Erdem. Bir erkeği diğerlerinden ayıran en önemli özellik erdem sahibi olmasıdır. İlk başta hoşlanılan tüm erkekler harika görünseler de çapkınlar, serseriler ve narsistler yalanlara ve ucuz oyunlara başvuruyorlar. Olmadığı biriymiş gibi davranan bir erkekte seksi bir yan yoktur.